Atatürk tanımış, al bayraktan gök bayraka selam olsun diye tanımış. Atatürk Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni tanımış, 5000 tüfek yollamış gizlice. Orayı ordusuna yetecek subay yollamış, doktor yollamış, öğretmen yollamış. Doğu Türkistan devletini tanımış Atatürk, onun mavi ay yıldızlı gök bayrağını tanımış, al bayraktan gök bayraka selam olsun diye telgraf çekmiş. Biz daha Cumhuriyetimiz 10 yaşında. Biz büyük bir milli mücadelenin içinden çıkmışız. Evet. Fakr-ı zaruret içerisindeyiz. Buna rağmen Gazi Paşa, ata yurdumuz Doğu Türkistan'ı, ki bizim milli mücadelemize en büyük desteği Batı Türkistan'daki kardeşlerimizle, hani Jülleni'nin gönderdiği altınlar bilmem ne diye konuşulur ya. Onun hikaye olduğunu öğrendim. Evet, o hikayedir biliyorsunuz. Evet, onu en büyük desteği kollarından bileziklerini, kulaklarından kulak memeleriyle beraber küpelerini söküp gönderen Batı Türkistanlı kardeşlerimizle beraber Doğu Türkistanlı Uygur Türkleridir. Oradaki Müslüman kardeşlerimizdir. Kazak Türkleridir. Özbek Türkleridir. Doğu Türkistanlı. Evet. Onlara bir millet ifadesidir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bu. Bu Gazi, bu millet. Bu millet. Şehitlikten sonra en büyük rütbe olan, bizim dinimizce de, yüce dinimiz İslamca da en büyük rütbe olan gazi unvanını, öyle unvan, o unvanı kolay kolay vermez kimse. Evet. Bakın siz orada işte 10 yıl daha biz emeklerken oradaki kardeşlerimize bir şükran ifadesi olarak bir Gazi Paşa döneminde bir devlet politikası var elbette. Evet, çok ciddi bir devlet. Bir devlet politikası diyor ki Sovyet hakimiyeti ve diğer hakimiyetler altında Türk kardeşlerimiz vardır. Gelecekte bunların istiklali, müstakilliği, hürriyetlerine kavuşması durumuna hazırlıklı olmamız lazımdır. Evet. Bunu 10. yıl dönümünde Cumhuriyet. Evet, bunu söylüyor. Buyurun. Evet. Ama 1991'in 25 yıl öncesinde de Alparslan Türkeş söylüyor. Cennet Mekan Başbuğ Alparslan Türkeş söylüyor. Hazır olalım diye kimsenin hazırlık falan yaptığı yok. Türkiye, evet. Batı Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinin, işte Kafkasların, Azerbaycan'ın hürriyetine kavuşması sırasında dünyadaki en hazırlıksız ülke, devlet maalesef yine Türkiye Cumhuriyeti.